İstanbul'u bilmezdim. Oraya bir katip götürdü beni. Bir masaldılar bende o yaşmaklı hanımlar nazlı. Katip benim, ben katibin derken nasıl raks ederek dönerdi o renkli şemsiyeleri. Bir filmdeydi ya da gramofon sesindeydi, aziz İstanbul derdi biri. Bir kartpostal da olacak, uzar giderdi Sultanahmet'in minareleri. Hayalle gerçeği ayırt etmek o kadar kolay değil. Türkiye merakı Kaf Dağı'nın ardıydı bende. Semplon ekspresi, uykusuzdum, ay yıldızlı vagondaydım. Burası Sirkeci. Kömür ve ter kokusu, raylar, şimendifer, koşuşan insanlar. Ben neredeyim şimdi? Yalnızım. 13 yaşındayım. Bereket, arkadaşlar. Sonra Beyoğlu Caddesi. Parfüm kokan kadınlar, sinemalar. Uzaktan daha güzeldi İstanbul. O Beyoğlu güzeli yalılar. Aa, bakın, Kız Kulesi derdi biri. Kimdi? Balık tutardı insanlar köprü üstünden. Aşağıda bir kayıkta balık yerdi biri. Bir Anadolu saz evi vardı. Ter ve tahta kurusu kokardı oteller. Ne filmler izlerdik. İstanbul caddelerinde kaybolurdu insanlar. Kaybolan benim düşlerim gibi. Boğaziçi, şen gönüller yatağıydı belki. Öyle bilirdim. Bazı şeylere öyle kolay inanmaz oldum sonradan. Bir hamal çocuk, merdivenden sırt üstü düşelip beri. Yaşam bu. Elbette her şey toz pembe değil, ne de her zaman zindan. Uzak bir denizden mi bakardım? Karşıda İstanbul. Akşamdı. Sanırdım çok süslü bir gelinin hotozlu silüeti. Deniz bir güzel olurdu gözümde, bir çirkin. Kimin neşe, çoğu kez hüzün. Korkardım içinde yitmekten. Oysa bağlı kayıklar bir ileri, bir geri. Son söz. Orhan Veli'yi anmak istedim yine. Bir kadının suya değiyor ayakları derdi. Rahmi Ali'nin bu güzel şiiriyle selamlamak istedik sizleri. Batı Trakya'dan Türk dünyasında yılın edebiyat adamı Rahmi Ali'nin şiiriyle Anadolu'yu, Kafkasları, Türkistan'ı, bütün Türk dünyasını selamlamak istedik. Ve Türk dünyası için, Kazak edebiyatı için çok önemli bir şairi konuşacağız. Çok önemli bir şair ve düşünce adamı, fikir adamı Şakerim'i konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuzla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Gücenat Kurmangaliye ve Ercilasun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir madalyayla geldiniz. Şakerim madalyası. Önce madalyanın hikmetini anlatalım. Eminim izleyicilerimiz de merak ediyorlardır. O siyah güzel elbisenin üzerinde bu altın madalyayı. Hayırlı olsun, önce tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Bu sene 20-24 Mart arasında Kazakistan'da Semih'de Şakerim Üniversitesi tarafından bir uluslararası bilim kurultayı organize edildi, düzenlendi. Burada yurt dışında değişik ülkelerde yaşayan Kazaklar bir araya getirildi. Üniversitenin en yüksek dereceli madalyası olan Şakerim madalyası ile ödüllendirildim. Kendilerine teşekkür ederim layık gördükleri için. Elbette yaptıklarımız henüz belki bir şey değildir ama daha iyi olmaya, layık olmaya çalışacağız. Evet, bu ödül için biz de tebrik ediyoruz. Sizin Kazak edebiyatını, Kazak kültürünü tanıtmak için, Türk dünyası edebiyatına, kültürüne yaptığınız hizmetlerin önemli madalyalara, daha başka ödüllere de layık olduğunu düşünüyoruz biz. Tabii Şakerim madalyası ve Şakerim Üniversitesi derken doğrusu insan duygulanmadan edemiyor. Şakerim uzun yıllar adını da anmak yasaktı. Hatta fotoğraflarını bile yok ettiler, hiçbir şeyini bırakmadılar. Ama bugün Hüdaya şükredelim ki onun adına bir üniversite var, onun yaşadığı topraklarda. Ve onun adına ödüller var, madalyalar var ve biz de bu madalyaları gururla taşıyoruz.
Bu doğrusu çok sevindirici bir hadise. Bu duygularımı paylaşmak istedim. Şekerim uzun süre yasaklanmıştı. Ama buradan değil de Şekerim kimdi Kazak edebiyatı için diye sorsam izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Evet, kesinlikle öyle. Şekerim 1858 yılında doğmuş, dünyaya gelmiştir. Şekerim'in dedesi Kunanbay. Belki Kunanbay dersem size tanıdık gelebilir. Ne vesileyle tanıdık geliyordur? Kazakların meşhur şairi Abay Kunanbayoğlu diyoruz. Abay'ın babası Şekerim'in dedesi oluyor. Kunanbay'ın ilk eşinden olan oğlu Kudayberdi. Kudayberi'den Şekerim doğmuştur. 1858 yılında fakat Şekerim 7 yaşındayken babası hayatını kaybettiği için dedesi tarafından yetiştirilmiştir. Dedesi Kunanbay, Abay'ın babası olan kişi aynı zamanda bölgesel yönetici, boy beyi, oldukça nüfuzlu kimse. Torununun yetim kalmasından ötürü çok üzüldüğü için onun eğitimine, talim terbiyesine çok dikkat etmiştir, önem vermiştir. Abay da keza öyle. Kazaklarda amca denmiyor, abi deniyor. Dolayısıyla Abay amcası aslında ama abi gibi akrabalık ilişkileri çok daha yakın olduğu için Abay da bizzat ilgilenmiştir. Bu şekilde Şekerim'in hayatında dedesinin ve amcasının rolleri çok büyük olmuştur. Evet ve büyük bir şair olarak yetişiyor. Onun şiirleri kendi döneminde etkili oluyor ama şairliğiyle beraber aslında bir tarih araştırmacısı da. Sizin önünüzde duran kitap Şekerim'in kitaplarından Türk, Kırgız, Kazak hem Hanlar şeceresi. Bu Kazak Kırgızların Türk tarihiyle ilgili ilişkilerine yönelik yapılmış ilk araştırmalardan dense yanlış olmaz herhalde. Evet, Şekerim aslında kimdir dediğiniz zaman hem şair, hem şecereci, hem bestekar, hem düşünür, hem bir bilim adamı diyebiliriz, tarihçi diyebiliriz. Bu kitap Türk, Kırgız, Kazak hem Hanlar Şeceresi. Bunu ne zaman yazmıştır biliyor musunuz? 1905 yılında hacca gelmiştir. Hacca geldiği zaman şöyle yazar Şekerim hatıralarında. Hac farzından önce 13 gün İstanbul'da kaldım. Dönüşte yine 13 gün İstanbul'da kaldım. O zamanki kütüphanelere gittim, Mısır'a gittim. Ama bunu da Abay'ın vasiyetiyle yapar. 1904 yılında Abay amcası vasiyet etmiştir. Dolayısıyla hac farzının yanı sıra bilimsel bir yolculuk da yapar kütüphanelerde. Özellikle Türk tarihiyle ilgili, genel Türk tarihiyle ilgili çalışmalar yapmıştır. Bu Şecere kitabının içerisinde Türk dünyası tarihiyle ilgili birçok bilgi bulunmakta. Yani Yakutlara kadar ya da çok eski tarihteki Türk dünyasındaki hem zaman olarak hem mekan olarak Türk tarihiyle ilgili değerli bilgiler bulunmakta. Bu şecerede aynı zamanda Osmanlı sultanlarını da yazmakta. 1905 yılında yazdığı için bugünkü sultan diyor. Mesela burada 2. Abdülhamit diyor. Bütün burada Osmanlı sultanlarını da veriyor. Abdülhamit döneminde hacca giderken... Şu anda çok ilginç, evet. Bugünkü sultan 2. Abdülhamit. İstanbul'da bir dönem kalıyor. Bir süre kalıp kütüphanelerde kalıyor. Evet, eserleri yayınlanıyor. Bir de bir diğer ilginç detay, kitaplar satın alıyor. Çok sayıda kitaplar satın alıyor. Hatta Paris'ten kitaplar alıyor, İstanbul'dan, Mısır'dan. Bu kitapları kargoyla Kazakistan'a Semey'e gönderiyor. O zaman şartlarında çok sayıda kitap alıp bunları kargoyla Semey'e gönderiyor. Evet, bu hayret verici hadiseler Şekerim'in hayatında da, Abay'ın hayatında çok fazla. Bugünden bakıldığında yani bu kitapların İstanbul'dan Semey'e nasıl ulaştığı doğrusu şaşkınlık verici. Ama Çıngız Dağı'nda, Semey'de, tabii Semey'de güzel kütüphaneler de var. Ama onlar orada yaşayıp dünyadaki yeni felsefi akımlar, işte pozitivizm gibi yeni düşünce tarzlarıyla kendi fikirlerini de tartıştıkları, halka yön vermek için onları kritik ettikleri, eleştirdikleri de vaki. Bunları yani Paris'te çıkan bir fikir akımını Çıngız Dağı'nda Semey'den haberdar olup
Ve bunları eleştirecek düzeyde kendi birikimi de var. Doğrusu insan anlamakta zorluk çekiyor. Kesinlikle öyle. Ben yine bu gittiğim sırada Şakarim'in yeni bir kitabına Semih'de yine hediye edilen kitaplardan bir tanesi. Şakarim'in meşhur eserlerinin bir tanesi. Üç Anlık, Üç Doğru diyebiliriz bunu. Daha önce de yayımlanmıştı ama bu son, şu elindeki baskısı 2018 yılında geçen sene yayımlanmış. Biraz sadeleştirilmiş, arkasında Garifullah Yesin, belki tanıyorsunuzdur, Evet. meşhur yazar, onun açıklamaları bulunmakta. Bu açıklamalarda aslında üç net olan, üç doğru olan nedir diyor. Şimdi hem Batı hem Doğu felsefesini biliyor. Bu ama daha çok böyle Müslümanlık, din üzerine. Ama Şakarım diyor ki ben bütün bu okuduklarımı oy süzgecinden geçirmeden, kendi kalbimde bunun doğruluğuna inanmadan doğru kabul edemezdim. Ve bunu hem oy düşünce süzgecinden geçirerek hem de hissederek en son vardığı sonuç net olan diyor ki vicdan. En son cümlesi onunla tamamlanıyor, vicdan. Bu net olan, doğru olan vicdandır. Evet, ruh ölmüyor ama iki dünyada saadet istiyorsanız vicdandır. Evet, bunları bu yüksek felsefi görüşleri çok dar bir çevrede yaşayarak hatta zaman zaman inzivaya çekilerek, onun inzivaları belki Kesinlikle. onlardan bahsetmeliyiz. İnzivaları çok meşhur. Evet. O bir avcı kuşu var. Avcı kuşun dışında kendisinin avcılık kabiliyeti de çok yüksek. Kuşla avlanma geleneği hala çok yaşıyor Kazakistan'da. İnzivaya çekiliyor. Kendisinin Nakşibendi sufileriyle de irtibatta olduğuna dair bilgiler var. Ve o inzivada düşünceleri dünyanın o son dönem, kendi yaşadığı dönemin son yeni akımları onlarla ilgili tartışıyor. Kazak halkını, insanları onlarla ilgili uyarıyor ya da kendi vicdani kanaatlerini söylüyor. Doğrusu Rus bilim çevreleriyle irtibatlı, onlar onu tanıyorlar. Bakıyor. Bunu başarmak çok zor olsa gerek. Evet, bilimsel inziva olarak görüyorum ben onları. Mesela bu Şecire kitabını yazmadan önce, yani 1905'te hacca gitti demiştik. Dönüyor 1909-10 yıllar arasında inzivaya çekiliyor. Bu sırada kitaplar yazıyor. Bu Şecire'yi yazıyor. Diğer çalışmaları. O sırada yoğun bir şekilde, yani belki şöyle düşündüm, bilimsel olarak yoğunlaşabilmek için, odaklanabilmek için yalnızlığa ihtiyacı oluyor. Orada o kitaplar çıkıyor. Daha sonraki hayatın sonuna doğru da inzivaya çekiliyor. Orada da yine birçok eser yazıyordu. Fakat hayatın son döneminde yazdığı eserler biliyorsunuz yakılıyor. Belki hayatın sonuna daha sonra geliriz ama yine söylemek istediğim bir şey, bu Üç Doğru kitabını yazarken hangi eserlerden yararlanmış olabileceğini Garifullah isim onları çıkartmış ve baktığınız zaman inanamadım. Hem eski Yunan klasiklerinden yararlanıyor, hem mesela hani Schopenhauer, meşhur Arthur Schopenhauer, Alman filozofu ve bunu eleştiriyor. Fransız ekolündeki yazarlardan, kitaplarından, eserlerine bakıyor, onlardan yararlanıyor. Rus klasiklerini okuyor zaten ve dediğiniz gibi Rus yazarlarla, mesela Tolstoy'la mektuplaşmaları meşhurdur. Hani 19. yüzyılda Cengiz Dağı'nda inzivaya çekilip bu kadar eserleri okumak, dünyadan haberdar olmak ve bütün bunları gerçekten anlayıp, algılayıp bir sonuca varabilmek ve kendi doğrusunu bulması, bu çok ilginç. Onun hayatı boyunca o vicdanla, kendi doğrusuyla yaşadığını düşünüyorum ben doğrusu. Kazak Milli Hareketi ile irtibatlı olduğu dönemde, Alaş'ın içinde olduğu dönemde de adeta böyle bir parti ideoloğu, bir parti yazarı, parti şairinden çok kendi doğrularıyla orada. Alaş'ın da sanki bazı kararlarına iştirak etmiyor. Onlara da kendi kanaatlerini aktarıyor.
Sonrasında da Bolşevik ihtilali olduğunda da elbette böyle bu çapta bir aydının yeni döneme partiye boyun eğmesini beklemek güçtü. Orada da kendi vicdanını, vicdan kanaatlerini öne sürdüğü için katledildi, öldürüldü. Onun öldürülüşü de çok trajik. Ondan da biraz şehit edilişi demek lazım belki. Çünkü masumdu. Masumların haksız katli belki de o da bir şehitlik seviyesidir. Onun öldürülüşünden de izleyicilerimiz için bahseder misiniz? Evet, Alaş döneminden de biraz şöyle bahsedelim. Aslında evet, Alaş hareketinin içinde görüyoruz onu. Ve 1917 yılında ilk başta Şubat'ta Çarlık rejimi yıkıldığı sırada bunu bir fırsat olarak görüyor. Çünkü Kazakların nihayet bağımsız olabileceğini düşündüğü için bütün Kazaklar gibi Şakarim de çok seviniyor. İlerleyen dönemde yalnız... Ama haksız sayılmam değil mi? Alaş Milli Hareketi'nin içindeyken evet. De kendi şahsiyetiyle beraber orada. Doğrusu bir aydın da bir hareketin içerisinde böyle olmalı zaten. Ve sonrasında işte Sovyetlerin, Çarlık'ın yerine Sovyetlerin geldiğini görünce Alaş'ın belki hani tam kendi istediği gibi başarılar elde edemeyeceğini görünce Alaş'tan uzaklaşıyor. Onun dışında Şakirim'in bence şöyle bir yönü de var. Her zaman herkes için en iyisi olsun istiyor. Vicdanıyla hareket ediyor. Evet, vicdanıyla. Mesela şunun için de düşünüyorum. Biliyorsunuz 20'li yaşlarında yerel yönetici oluyor, Bolus. Çok genç olmasına rağmen, kendinden yaşça çok büyük büyük insanların, adayların olmasına rağmen Şakarım kaymakamlığa, yani şimdiki tabirle kaymakamlık Bolus olarak seçiliyor. Çünkü dedesinin yanında bu idareciliği de öğrenmişti. Dedesi de onun idareci olmasını istiyordu. Ancak neden idareci olmayı sevmiyor? Çünkü diyor ki ben her zaman herkesin iyi olmasını isterim. Herkes için iyi olmasını. Bir karar veriyorsunuz, bir mahkemeye, birisine kadılık yapıyorsunuz. Bir tarafı memnun derken diğer tarafı evet, edemiyorsunuz. Ona çok üzülüyor. Çok hayatında aldığı önemli kararlardan birisi. Evet. O genç yaşında dahi vicdanıyla hareket ettiğini ve evet. Hiçbir insan için kötülük arzu etmediğinin. Her zaman kesinlikle her zaman iyilik olsun istediği için ve Alaş konusunda da evet istediği gibi olmayınca sonuçta oradan biraz uzaklaşıyor. Ama Sovyet dönemi geldiği sırada bu da bir artık tarihi gerçek. Sovyetler geliyor Kazakistan'da. Çarlık bitti ama Bolşevik rejimi Sovyetler ve Şakir'in fikri olarak kesinlikle uyuşamazdı. Kesinlikle uyuşması mümkün değildi. Çünkü böyle bir donanımda olan birisinin, kendi fikirleri, kendi doğrusu olan bir insanın o belli kalıplara sığması mümkün değildi. Ve yavaş yavaş bu da onun sonunu getirecekti. Sovyetlerin... Tabii o dönemde bazı şairler Sovyet Bolşevik fikirlerini, Bolşevik rejimini tasvip etmeseler de onların baskılarıyla Bolşevikleri destekleyen rejime uyumlu gösteren şiirler, yazılar yazmışlar ama kendi hayatını bu kadar vicdanın üzerine, ilkelerin üzerine kurmuş samimi bir aydının bunu yapabilmesi hiç mümkün değildi. Şakerim de yapmadı, Bolşevikler onaylamadı. Ne biliyor musunuz? Aslında o zaman biri şöyle diyor, o bölgedeki Sovyetlerin artık iç işlerinin, yani ilçe teşkilatının başındaki adam, biz Şakarim'i neden kendi tarafımıza çekip Bolşeviklerin sözcüsü yapmıyoruz? Hani onun bu şair gibi, bu şair, güzel bir şair, bu niteliklerini niçin kendimiz için kullanmayalım diye düşünüyor. Ama Şakarim bunu yapacak bir insan değildi kesinlikle. Buna çok da ısrar ediyorlar. Bolşevik idarecileri, bölgeye tayin edilenler halk tarafından çok itibarda görmüyorlar. Halkın kendilerine saygı duyması için Şakerim'in desteğini, Şakerim onları desteklerse halk da destekleyecek diye düşünüyorlar. Ama bunu da bir türlü yaptıramıyorlar. Bunu da yaptıramıyorlar. Mümkün değildi. Ve zaten Şakerim'in işte hayatının trajik sonu 1931 yılında ama buna da yine bir böyle süreç olarak bakmak lazım. 1928 yılı biliyorsunuz meşhur kolektifleştirme süreci, kolektif çiftliklerin kurulması, bütün
hali vakti yerinde olan insanların, bütün insanların elinde ne varsa hayvanlarını, arsasını, toprağını, her şeyini alıp kamulaştırılması, devleti, yani devlete vermeleri gerekiyor ve vermezse de alıkoyma süreci başlıyor. Ve dolayısıyla Şakar'ın oğullarından Gafur, ondan sonra Bayezid, bir oğlun adı Bayezid, onların elindeki hayvanları alıyor ve bunlara düşman olarak bakılıyor. Hapiste hayatlarını kaybediyorlar. Ve 1930 yılındaki bu süreç Şakarim'i çok etkileyen süreç, dönüm noktalarından bir tanesi. Ondan sonra zaten 31 yılında Kazak topraklarında, bozkırlarında çok büyük kırgın, kıtlık, açlık dönemi başlıyor. Neye bağlı? Yine kolektifleşmenin sonucu olarak. Çünkü insanların elindeki bütün hayvanlarını alınca insanlar yiyecek, yemek bulamıyorlar. Ve zorla onları göçebe ya da konar göçer hayat tarzından yerleşikliğe zorladıktan sonra mecbur yerleşik hayata geçiyorlar. Henüz yerleşik ve tarıma alışkın olmadıkları için bu süreçte milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Ve Şakarim de elbette bu süreçte çok etkileniyor ve kesinlikle iktidarın düşündüğü gibi Bolşeviklerin ya da Sovyetlerin istedikleri gibi şiirler yazacak bir insan değildi. Evet, zaten yazmazdı belki ama izleyicilerimiz arasında Kazakistan'ın bu açlık hadiselerinden belki haberdar olmayanlar bulunabilirler. Evet, devletin yanlış politikalarından dolayı, yanlış uygulamalardan dolayı 3 milyon Kazak hayatını kaybetti. Şakerim'in yaşadığı dönemde, katledilmesinden önceki dönemde bu 3 milyon Kazak'ın açlıktan, yani Anadolu'da bir halk deyimi var, dünyada aç mezarı yok diye. Anadolu'daki kardeşleri Kazakistan'daki bu faciadan haberdar değiller. Açlıktan insanlar ölüyorlar ve Şakerim'in bu şartlarda bu rejimi onaylaması zaten mümkün değildi. Evet, bu aslında dünya tarihinde çok büyük bir olay. Çünkü 1917 yılında 6 milyondan fazla Kazak varken 1931-33'teki açlıktan sonra 1,5-2 milyon Kazak kalıyor. Dolayısıyla bu insan eliyle yapılmış olan suni açlıktı. Neden? Çünkü Kazaklar çok fazla koyun yemeye alışkınlar. Geleneksel olarak da hayvancılıkla besleniyorlar, geçiniyorlar. Binlerce koyunu olan aileler, hani en az 500 koyunu vardır bir ailenin. Binlerce, bazen sayısını bile bilmiyorlar bir dağın eteklerinde. Ancak şöyle baktıkları zaman kaplıyor koyunları. Bu şekilde bir geçim standartları olan, hayat tarzı olan bir topluluğu alıp bütün elindeki hayvanlarına el koyarsanız elbette açlık, kıtlık kaçınılmaz olacaktır. Evet, bunu onaylamıyor diye Şakerim'in üstüne baskı yapıyorlar ve onu mahkemesi olmadan, yargılamadan yönetimin askerleri kurşuna diziyorlar ve o kendisine ateş edilebileceğini de düşünmüyor. Silahsız çıkıyor karşılarına. Evet. Çünkü gece vakti ve biraz o sırada inzivaya çekilmiş, yine inzivaya çekilmiş zamanlarından bir tanesi. Fakat onu o civarda yaşayan insanlar ziyaret ediyorlar. Neden? Çünkü danışabilecekleri kimse yok. Şakerim'e soralım diye gidiyorlar. Onlarla birlikte biraz da avcılıkla geçiniyor. Kartal avcılığını çocukluğundan beri çok seviyor. Ve gece vakti avcılıktan dönüyorlar muhtemelen. Karşısından da artık öncesinden planlı mıydı yoksa rast mı geliyor? Yine ilçe, o zamanki hani milis dediğimiz İçişleri polis ya da departmanından kişilerle, bir grupla, ekiple karşılaşıyor ve Şakarim diğerlerine siz bir durun diyor, ben bir çıkayım ve silahsızım diyor. Silahsızım dediği sırada kimsenin ateş etmeyeceğini düşünüyor. Fakat iki el ateş üst üste ve Şakarim orada hayatını kaybediyor. Dediğiniz gibi şehitlik mertebesi denebilir. Ama hayatının bundan sonrası da daha da kötü. 1931 yılında bu bahsettiğim olay 2 Kasım. Şehit edip onun
Naaşını da ailesine vermiyorlar. Kuyuya atıyorlar. Naaşını vermiyor, evet. Kuyuya ve getiriyorlar. Diyorlar ki işte burada naaşı. Eğer diyor kim biriniz çıkıp da defnetmek isterseniz aynı şekilde sizi de kurşuna dizeriz diyor. Bu şekilde üzerindeki kıyafetlerini çıkartıp kuyuya atıyorlar. Ama akrabalarından bir tanesi canı pahasına da olsa gizli bir şekilde hangi kuyu olduğunu tespit etmeye peşlerinden gidiyor. Gizli bir şekilde hangi kuyu olduğunu belliyor. Ve unutmamak için o akrabası kendi anne babasını da o kuyuya yakın bir yere defnediyor. Fakat Şakar'ın 31 yılından sonra yasaklı. Adını anmak yasak. Bütün eserleri yasaklanıyor. Bütün çalışmaları ve hayatının son döneminde yazdığı bu eserleri yakılıyor. Burada da ilginç bir ayrıntı var, biliyor musunuz? İçişleri, o zamanki NKVD dediğimiz bu kurum, bu teşkilat konuşma engelli bir insanı şey olarak çalıştırıyor. Bütün bu eserleri ateşe vermek, yakmak için görevlendiriyor. Ve Şakar'ın son dönemde yazdığı bütün el yazmaları eserlerini eline veriyor. Bunun hepsini yakacaksın. Bir tane bir şey bile kalmayacak diyor. Mecbur ateşe atıyor. Son bir tane Şakar'ın meşhur bir resmi var zaten. Şakar'ım deyince çıkan şu andan internette. Evet, sizin madalyanın üstünde de yer var. Bu resmi ve kendini riske atarak bütün eserlerini ateşe atarken o resmi alıyor ve saklıyor. O resmi atmaya kıyamıyor. Alıyor, saklıyor kıyafetlerin arasında. Daha sonra bunu sessiz, zaten konuşamadığı için kimseye de anlatamıyor. Fakat ileride bunu Muhtar Avezov'a götürüyor aradan. Kaç yıl geçtikten sonra. Orada Şakar'ın hayatta kalan tek oğlu var, Ahat. Ahat Şakar'ın oğlu. O da geliyor ve babasına o son resmini hayatta, yani hayattayken belki çekildiği nadir resimlerinden bir tanesi, onu teslim ediyor. O sırada Ahat elbette gözyaşlarını durduramıyor. Evet, bu fotoğraf, bu dinsiz kahramanın sakladığı bu fotoğraf, Şakar'ımdan kalan tek fotoğraf. Bütün fotoğraflarını bile yok ediyorlar. Evet. Sonradan bir resmi daha çıktı. Kartal'la, yine Rusya'daki bir arşivden çıktı. Kartal'la Şakar'ın bir resmi. Dolayısıyla o da kıymetli ama en çok bilinen resmi bu. Sonra evet, dilsiz görevinin yaptığı da aslında halkın Şakar'ın sevgisinin ne kadar yüksek olduğunun bir işareti. Bu fotoğrafı sakladığı anlaşılırsa aslında başına neler geleceğini o çok iyi biliyor ama bütün bu riski alıp Şakar'ın hiç değilse bir fotoğrafını bize kazandırıyor. Evet, öyle. Son dönemdeki eserlerinin yakılmış olması çok üzücü. Çok üzücü. Ancak belki bir ihtimal Şakar'ın bir oğlu Doğu Türkistan'a, Şakar'ın tavsiyesi üzerine Ziyad Doğu Türkistan'a gidiyordu. Belki oralarda yine bazı eserleri olabilir mi bilmiyorum. Yani öyle bir ümit de var. Yani belki ileride çıkabilir ama son dönemlerdeki eserleri kayıp. Yani bir kısmı yakıldı ama acaba bir kısmı yine var mıdır? Belli değil. Evet, bir kahramanlık da doğrusu onu da yad etmedi. Ben çok etkilenmiştim öğrendiğimde. Ahat da tek sağ kalan oğlu Ahat da Sibirya sürgüne gönderiliyor çalışma kampına. Ve Şakar'ın mahkemelerde 50 yılların sonunda aklanıyor. Haksız yere öldürüldüğü mahkeme kararıyla ortaya çıkıyor. Ahat gelip babasının kemiklerini, o bahsettiğiniz akrabası kuyuyu gösteriyor. Kuyudan babasının kemiklerini çıkarıyor. Çok, o da trajik bir hadise, yalnız başına çıkarıyor bir Temmuz sıcağında. Kimseyi almadım yanıma diyor çünkü kemiklere zarar verebilirlerdi. Babasına itinayla tek tek çıkarıp ve özel bir merasimle defnediliyor. O gün bile mahkemenin aklama kararına rağmen o cenaze merasimine köylerden ne diyelim, fakir insanlar, Şakar'ın adını yaşatan insanlar geliyor. Ama bir büyük ses haykırıyor. Olcaz Süleymanov. Olcaz Süleyman bu hadiseden sonra bir şiir yazıyor. Onun
definiyle ilgili. Doğrusu o yıllarda cenaze merasimine bile insanlar gitmeye korkarken genç olcasın o şiiri çok büyük kahramanlıktı. Buradan kendisini saygıyla selamlıyoruz. Milletler belki böyle bu büyük kahraman evlatlarının omuzlarında yaşıyorlar. Bunu da yad etmek istedim. Aklanmasından sonra da yine şiirleri yasaklanıyor. 30 yıl daha sürüyor. Evet, yaklaşık o 1961'de tekrar 30 yıl naaşı, 30 yıl kuyuda kaldıktan sonra ancak 1961'de defnedebiliyor. Şiirlerinin tekrar halkla kavuşması bir 30 yıl daha bekliyor. 88-89'dan sonra ve Sovyetlerin yıkılmasından sonra, 91'den sonra daha fazla tekrar basılmaya, neşredilmeye başlıyor. Ve Ahat'ın o babasının kemiklerini aldığı sırada elbette çok üzücü bir evlat için diyor babasının kemiklerini o kuyudan çıkartmak. Ama bir taraftan da şunu da düşünüyor Ahat. Acaba gerçekten babama mı ait bu kemikler? Emin olmak istiyor ve elbette kıyafetleri de o şey olmuş, çürümüş. Düğmelerden tanıyor. Çünkü babası aynı zamanda Şakerim'in, bu yönü de çok ilginç, el mahareti çok gelişmiş olan kimse. Çünkü kendi kürk biçer, diker, düğme yapar, kemer yapar, gümüş kemer, mandolina, ondan sonra keman, o tür müzik aletleri yapar, tamir eder. Dolayısıyla o düğmelerden tanıyor, emin oluyor, tamam diyor. Bu kemikler bu naaş babama ait diye. Bir evlat için gerçekten çok zor ama defnetmiş oluyor 61. Ama dediğim gibi halkla tekrar şiirlerinin, eserlerinin neşredilmesi bir 30 yıl daha bekliyor. Evet, onun ustalığına ilginç bir hatıra da Kartal'ı çocukken yavru olarak ona hediye edilmiş. Adeta beraber büyüyorlar. Tabii kuşla avlanmanın, kartalla avlanmanın da kendi kuralları var. O genç kuşu bir dağ keçisinin üstüne gönderiyor. Ve tilki ısırır, evet, ısırıyor. Onun pençesini kopartıyor. Pençesini koparıyor o yanlışından dolayı. Ona ustalığını bahsettiniz. Evet. Orada da ilginç bir ayrıntı var. Çelikten ona, çelikten pençe yapıyor, protez. Pençe yapıyor. Bu evet. Kendi ustalığı bakımından mühim. Ama ayrıntı, önemli ayrıntı şurada, o pençeyi yapmayı, atölyede onu çalışmayı annesi öğretiyor. Evet, annesi tarafından bu. Evet, annesi yani bir Kazak kadını demir atölyesinde demirci ustası gibi çalışıp o tırnağı nasıl yapacağını onunla öğretiyor. Çünkü kendi de biliyor. Evet, genelde hani mücevher takı da daha çok hani erkekler yapar ama annesi o tür takı eşyası da yapıyormuş. Bu maharetini annesinden aldığı söylenir. Aslında Kartal'ına o protez, çelikten protez, pençe takması yine bahsettiğimiz onun o insanlık, o iyi niyetli yönünü gösteriyor. O merhamet duygusunu gösteriyor. Ve biliyor musunuz 8 yaşındayken, yani 8 yaşında bir çocuk bir gün istemeden bir böceğe yazıp ölmesine neden olmuş Şakerim. Ve buna o kadar üzülüyor ki bunun için şiir yazıyor. Diyor ki 8 yaşında daha diyor geçen sene dedi diyor kendi 7 yaşındayken yetim kalmadın mı diyor. Ölüm, hayat dediğin ne ki diyor, dün varsın, bugün varsın, yarın yoksun diyor. Şimdi diyor bir böceği ezdin ve belki onun evinde bekleyen ailesi, çoluk çocuğu vardır. Belki diyor onun yavrularını yetim bıraktın diye bir böceği istemeden ezmiş olduğu için bunun için şiir yazmıştır. O kadar merhamet dolu. Bütün hayatını vicdanıyla yaşamış bir büyük insan. Onun şiirlerinin yayınının serbest bırakılması da büyük hadise oluyor ve Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanının da içinde olduğu bir komisyon şiirlerin yayınlanması kararını veriyor. Ve Nursultan Nazarbayev'in o komisyonda çok aktif rol aldığı, sonuca onun oyuyla gidildiği, onun kararıyla gidildiğinde o yılları yaşayanlar anlatıyorlar. Ama Kazak aydınları Gabit Müsrepov'dan başlayarak Şakerim'in şiirlerinin yayınlanması için çok doğrusu gayret gösteriyorlar. Ama bu bir türlü başarıyla neticelenmiyor ta ki Sovyetler Birliği dağılana kadar.
Şimdi Sovyetler Birliği dağıldığında onun kitapları yayınlanmaya başlandı. Tekrar eldeki ulaşılabilen kitaplar, tabi dediğiniz gibi son eserler maalesef kayıp. İnşallah oğluyla beraber Doğu Türkistan'a gitmiş olsun. Bir yerlerde keşif edecek şanslı insanı bekliyor olsun. Ama bilinen şiirleri, kitapları, eserleri yayınlanmaya başlandı. Ve bugün onun adına bir üniversitesi var Kazakistan'ın. Doğrusu bu çok memnuniyet verici bir şey. Siz de o üniversitenin içinde bulundunuz. Kabirlerinden bahseder misiniz? Ahat'ın kuyudan çıkarıp defnettiği yerde şimdi kabirleri var Aba'yla beraber. Evet, Ahat işte 1961'de Aba'ya yakın yere getirip defnediyor. Burası Cidebay, oranın adı. Cidebay'a getirip defnediyor. Orada şimdi büyük bir türbe var. Şu anda uzaktan baktığınız zaman iki yüksek türbe görüyorsunuz. Ve ortasında cami, ibadethane var. Ondan sonra bu tabii bu türbenin yapılması 1993'ten sonra. Yani o sırada getirip defnettikten sonra hemen olan bir şey değil. Ve iki tane bu yüksek türbe, Şakari'ninki 37 metre yüksekliğinde, Abay'ınki 38,5. 1,5 metre daha yüksek olması zaten hem yaş olarak hem büyüklük olarak Abay'ın daha büyük olduğu. Şakari'm çünkü onun kardeşi niteliğinde olduğu için. İkisi yan yana sayılır. Ortasında dediğim gibi ibadethane. Oraya çok yakın yerde de Şakari'nin babası Kudayberdin'in mezarı var. Abay'ın annesi ve babaannesinin mezarı bulunmakta. Zaten birbirine yakın kabristanlar. Evet, bugün bu programda önemli bir hadise de Kazak şiirinin ilk büyük şairi Abay olarak kaynaklar hep öyle anlatıyor. Siz programımıza getirdiniz Dulat Babatayoğlu'nun Vasiyetname şiirlerini. Kitabın Mart ayında yayınlanmış. Birkaç özelliği var. Birincisi herhalde ilk yayınlanan Latin alfabesiyle, Kazak Latin ile ilk yayınlanan kitaplardan birisi olması. Ama Dulat Babatayoğlu'ndan bahsederseniz bu Abay'dan önceki Kazak Edebiyatı'nın ilk klasiği mi demek lazım hocam? Yine önemli şairlerinden. Dolayısıyla aslında Abay kendisi şöyle yazar. Benim örnek aldığım şairler arasında Dulat Babatayoğlu'nun yeri ayrıdır diye. Dolayısıyla Abay'dan önceki ekol diyelim. Biz aslında Abay'la başlatıyoruz. Evet, Abay çok büyük bir şair. Ama önceki şairleri de bilmemiz lazım. Ona ilham veren ya da ona örnek olan yazarlar, yine şairler var. Dulat Babatayoğlu aynı zamanda Abay Yolu roman epopesinde Abay'a yolunun açık olması için iyi dileklerle dua eden kimseye. Dolayısıyla onun hayatıyla ilgili gerçekten önemli bir yere sahip olan kimsedir. Bu eseri de felsefi nitelikte, yine ne iyi ne kötü, nasıl olursa daha iyi olur, nasıl olursa daha kötü olur. Hayatla ilgili derin düşünce, felsefe ama çok da zevkli okuması. Tavsiye ederim bu kitabı. Evet, tekrar gösterelim izleyicilerimize. Dulat Babatayoğlu'nun Vasiyetname kitabı. Çok önemli bir kitap ve çok yeni yayınlandı. Kazakistan'da yeni yayınlardan birisi de Yunus Emre'nin şiirleri Kazakça'ya çevrildi. 100 şiir Kazakça okuyucuyla buluştu. Kitapta hem Türkiye Türkçesiyle hem Kazakça'yla şiirler yer alıyor. Bunu da izleyicilerimize duyuralım. Yunus Emre'yi merak eden izleyicilerimiz kitabı temin edebilirler. Bir önemli haber de İran'da çok kalabalık bir Türkçe konuşan grup var. Bunların bir kısmı Azerbaycan'da yaşıyorlar, Güney Azerbaycan'da. Onların yayınladıkları yeni dergilerden birisi Ana Varlık dergisi. Üç aylık Türk Dil, Edebiyat, Tarih ve Kültür dergisi olarak yayınlanıyor. Ana Varlık
Daha önceden Varlık Dergisi yayınlanıyordu. Uzun süre İran'da yayınlanan tek Türkçe yayın organıydı. Şimdi ana Varlık İran'daki Türkçe edebiyatın önemli yayın organlarından birisi. İran'ı, İran'daki yazarları takip etmek isteyen izleyicilerimiz için Ana Varlık Dergisi'ni hararetle tavsiye ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aslında evet, Çakar'ın anlatacak belki çok konu var. Evet, bu tekrar eserlerinin buluşma, aklanma süreci, beraat süreci. Ama ne mutlu ki sonunda, evet, şimdiki kurucu Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in de burada çok etkili, sizin de bahsettiğiniz gibi son kararın verilmesinde. Çünkü ne diyor? Komisyon çalışmış ve eserlerin halkla tekrar buluşturulmasını doğru bulmuş. Biz komisyon dinleyelim diyor. Gerçekten çok tekrar, hani bu kadar yıl sonra da olsa halkla buluşturulması için çok memnunuz. Yoksa bu kadar değerli eserlerden olacaktık. Gerçekten 19. yüzyılda, 20. yüzyılda çok değerli eserler var. Biz bu eserler olmasaydı tarihimizi bilmeyecektik. Evet, eksik kalacaktık. Eksik kalacaktık. Evet. Tekrar teşekkür ediyoruz. Şakir'in madalyası için tebrik ediyoruz. Bu güzel bilim etkinliğini düzenleyen Şakir'in Üniversitesi'nde ve rektörü Profesör Doktor Meyer Eskendirif'e tekrar çok teşekkür ederim, evet, ve bütün çalışanlarına selamlarımızı iletiyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün programımızda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Gülcanat Kurman Galiyeva Ercilasun vardı ve kendisiyle büyük şair Şakir'i konuştuk. Eminim sizler için de zevkli bir program olmuştur. Şakir'i rahmetle anıyoruz. Şakir'i, Abay'ı ve bizim için çok heyecan vericiydi yeni kitap, Abay'ın üstadının da vasiyetname kitabı. Efendim, Kültür Sanat Avaz'ın sonuna geldik. Programımız kapanıyor. Ama sizin gönül pencereniz her zaman dostluğa, sevgiye açık kalsın. Hoşçakalın.